Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliyesinin montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve bölge milletvekilleriyle vatandaşlar katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki Mart ayında köprünün hizmete açılacağını söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini inşallah biraz sonra gerçekleştireceğiz. Böylece köprü inşaatında önemli bir aşamayı daha geride bırakacağız. İnşallah önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, yani Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız. Erdoğan köprünün bitmesi durumunda Asya'dan Avrupa'ya geçişlerin 6 dakikaya ineceğini söyledi. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir. Erdoğan konuşmasının devamında köprünün mühendislik açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale tasarımı, mühendisliği, İnşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yap işlet devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor dedi. Yap işlet devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğazlar'daki 4. köprünün hayırlı olmasını diledi. Bu duygularla Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren Çanakkale Boğazı'ndaki ilk, Boğazlar'daki 4. köprümüzün ülkemize, milletimize, tüm dünyaya şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Nice böyle dev eserlerin tamamlanışını görmeyi nasip etsin diyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Erdoğan konuşmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde düzenlenen törenin ardından Biga'ya giderek halka hitap ettikten sonra 33 tesisin açılışını gerçekleştirdi.